Türkiye Uzay Ajansı'nın hazırladığı Milli Uzay Programı içinde yer alan Ay Araştırma Programı AYAP-1 için tasarlanan uzay aracına ait ilk detaylar paylaşıldı. Uzay aracı görselinin yer aldığı paylaşımda yönlendirilebilir güneş paneli, S-band alıcı ve verici, yama antenler, sabit güneş paneli, yardımcı itki motorları, ana itki motorları, yıldız izler, yönlendirilebilir X-band anteni, yüksek çözünürlüklü kamera gibi bileşenler gösterildi. Türkiye Uzay Ajansı'ndan edinilen bilgiye göre TÜBİTAK Uzay Teknoloji Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan uzay aracı iki ayrı modülden oluşacak. Platformun modülü hem Ay'a ulaşmak için gereken ateşlemenin yapılmasını hem de Ay'a ulaştıktan sonra gerçekleştirilecek seyri sefer, görüntüleme ve bilimsel veri toplama gibi görevlerin yerine getirilmesi gereken çeşitli alt sistemleri barındırıyor. Uzay aracı ayrıca çeşitli videolarda kaydedecek. Bunlar uzay aracı veri kurtarma, haberleşme, güç ve yönelim ve yörünge kontrol alt sistemlerinden oluşuyor. Tüm bu alt sistemlerle aracın uçuş ve komuta kontrol yazılımları TÜBİTAK Uzay tarafından geliştiriliyor. Aracın seyri sefer sistemleri kapsamında araç yüzeyinde birçok algılayıcı sistem de bulunacak. Bunlardan yıldız izler, yıldızların fotoğraflarını çekip hafızasındaki haritayla karşılaştırarak aracın hangi yöne baktığını belirleyecek. Yüksek çözünürlüklü kamerayla 5 kilometre genişlikte bir alanın 1 metreden dahi iyi çözünürlükte görüntülerini elde edecek. Geniş açılı video kamera ise Ay'a transfer, Ay yörüngesi ve yüzeye iniş aşamaları kapsamındaki operasyonlar sırasında çeşitli videolar çekecek. Hibrit itki sistemi yörünge yükseltme görevinde kullanılarak tarihçe kazanırken çift yakıtlı kimyasal itki sistemi ile yörünge ve yönelim elde etme ateşlemeleri gerçekleştirilecek. Uzay aracımız ayrıca sürekli güç üretebilecek. Ay yörüngesindeki operasyonlar sırasında plus Z yönü sürekli olarak ay yüzeyine, X yönü doğrultusu ise uçuş yönüne doğru bakacak. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü'nce üretilecek sabit güneş panelleri aracın hem artı X hem de eksi X yönlerinde bulunacak. Böylece bu panellerden biri sürekli güç üretebilecek. AYAP-1 göreviyle operasyonel tecrübe kazanıldıktan sonra AYAP-2 iniş aracında tamamen sabit güneş panelleri kullanılacak. Uzay aracında TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilecek ve S ve X band olmak üzere iki farklı frekans bandında çalışan haberleşme sistemi bulunacak. Bunlardan S band ile uzay aracı sağlık ve durum bilgileri haberleşmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca yörünge belirlenmesi için kullanılacak mesafe ölçümleri de yine bu haberleşme sistemleri üzerinden yapılacak. Yine TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilecek S-band antenlerinin huzmesinin geniş olması nedeniyle dünyadaki yer istasyonlarını görmek için yönlendirme ihtiyacı bulunmuyor. Bu sebeple acil durumlarda bu sistem üzerinden haberleşme sağlanacak. Yönlendirilebilir X-band anteni ile yüksek hacimli veriler yere aktarılırken uzay aracı sağlık ve durum bilgileri bu sistem üzerinden alınabilecek.
izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.